Star Trek 3. sezon 15. bölüm. Tabii ki sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Star Wars'un aman Star Wars beni andı. Star Trek'in Star Wars ne ya? Star Trek'ten sonra Star Wars her geçen gün herhalde son üçleme olarak diğerleri yine göz, gönlümüzde yeri var da son üçleme olarak gözümden daha da düşüyor. Neyse. Ben ee, sana bir şey söyleyeceğim. Bir de Dune mı? okuyacağım ya da izleyeceğim. ne kadar şey filmi ne kadar iyi olur bilmiyorum ama bir ara Dune da okuyacağım hayatta. Tabii tabii. Ya böyle bir şey söyleyeyim mi? Star Trek ve Dune arasında Star Wars'u biraz zaten şey gibi seviyorsun. İşte bu da ailenin yaramaz oğlu falan gibi seviyorsun. <laughs> Küçük kardeş böyle. Ama onu da artık böyle işte böyle yeni üçlemeyle beraber çocuk dövdüler gibi geliyor. Mesela benim öfkem biraz da o yüzden. Ha, zaten adam zar zor bir şey yapmış ama. Fukarağa dövdü. Neyse. Değil. Evet yani hani okey. Hadi gel. Neyse tamam. Star Wars konuşmayalım bu güzeller evet güzel bölümde. Star Wars'a ee... sinirlendikçe konuşuyorsunuz geliyor ya. Hiç karıştırmayalım onu. Evet evet. Şimdi bu bölümde ne oluyor? Hemen yine özetliyorum. Ee, Guy'nin ki Worf'a diyor, çok alakasız bu arada bölümün girişi o kadar alakasız ki. Worf'la oturup ona erik suyu veriyor ve sara kadın yapak oğlum, atın yapak ha sıkıldın sen falan diyor. <laughs> Guy'nin böyle ne yapıyorsun falan diye bakarken sonra bir anda böyle bir dev helezon, bir radyasyon bir şeyler oluyor. Bunlar bir anda böyle e, anti karakterlere dönüşüp başka bir boyuta zıplıyorlar, başka bir timeline'a e zıplıyorlar daha doğrusu. ...sonra Enterprise-C'yi görüyoruz falan derken... ...işler inanılmaz karışıyor bölümün başında. Sonra da bölüm hayvan gibi giriyor zaten. Biraz sen yorum yapsana. Ben çünkü spoilerlı olması ihtimali yüksek falan yani. Çünkü Star Trek evreniyle çok alakalı bir... E Zaten... E, evet. ...sana ben yine sorular soracağım... ...ve muhtemelen sen cevap vermeyeceksin. <laughs> bu bölümle ilgili. Ya bu bölümün... E, ...şimdi başlangıç noktasından... ...itibaren... E, İlk başta şey gibi hissettim ben. Ya böyle biraz daha işte ya farklı bir boyuta gittiler. Antilerini göreceğiz ve bitecek hani işte bir kararlar alınacak. Ee, yine moral so sorgulamalar yapılacak. İnsanlık, Picard falan filan diyeceğiz. Picard çözecek, bitecek gibi hissettim. Hiç öyle çıkmadı. Halbuki e ya spoiler şimdi bir spoiler'ı şu aslında vereyim ben. Hatta rahatlayalım. Taşayar geliyor. Ya yar taşa geliyor. Diyor ki e <laughs> taşaya ta <laughs> Taşaya diyor biz seni diyor bok gibi öldürdük diyor Star Trek yazarları. Bir hakkını evet. verelim gözünü seveyim gel biz özür diliyoruz senden diyorlar. Bir o geliyor. Ama onun gerçekten bağlandığı nokta çok iyi ona zaten geleceğiz. Detayına şimdi girmiyorum. İkinci nokta aslında bu yıllardır Enterprise'ın ve insanlığın verdiği savaşın biz hep sonrasını görüyoruz. Yani Klingonlar Romulanların içinde olduğu Klingonların insanlara savaş açmadığı ve onları sömürgesi yapmadığı yani onlar üzerinde bir egemenlik kılamadığı bir zamanı izliyoruz ve her şey çok barışçıl. Bunun içinde hep Worf var. Aslında Worf'la girdiği nokta iyi ama biraz saçma bir yerden giriyor tabii. O yüzden de bunun sorgulama kısmı aslında uzun süredir dizilerde, filmlerde hep şunu görüyor işte milyonlarca insanın ölmesi için 10 insanı öldürmek gerekli midir, gereksiz midir tamamen değiştirip e, askeri bir gücün ya da zaten Hali hazırda ölmüş birinin Tekrar ölmesi Acaba bu işi değiştirir mi ya da oradaki askerler Zaten ölecekti e, biz bu boyuta Zıplatmasaydık bu iş Değişecekti kısmının e, Ortaya atıp farklı bir sorgulamaya Çekiyor O yüzden hoşuma gitti yani aslında bir bölüm önce Beceremediğini e, Star Trek Yine bir sonraki bölümde hatırlıyor Hem Taşaya'nın hakkını veriyor Hem de bu sorgulamayı bence benim hayatımda gördüğüm bütün film ve dizilerde en mantıklı şekilde yapıyor. Abi Yesterday's Enterprise'ı ben artık bugün The Next Generation e, külliyatı dahilinde incelemekte çok zorlanıyorum. Çünkü Niye? E, şöyle söyleyeyim sana. Star Trek Discovery duyurulduğu vakit ben o vakit ilk yapardayım ki ilk yapara bir hani Star Trek e, Next General şey Voyager şey Discovery nasıl olur diye sırf fragmanından bir inceleme videosu çekmiştim ve o inceleme videosu da hem JJ Abrams'ın tükürdüğü filmlerden Star Trek filmlerinden hem de Discovery'nin bazı sahnelerinden yola çıkarak demiştim ki burada dev bir parantez açıyorum zaman atlaması olduğu sırada bütün e, Köprünün ışıklandırması değişiyor ya. Yani. Evet, Değişiyor ilginç... o karanlık giriyor falan. çok. Evet. Olarak. Yani böyle bir anda Star Galactica gibi bir anda böyle anladın mı? Daha cool aksiyonlu. Yani böyle artık aslında bu bölümde şöyle ilginç bir şey var. Bence bölümü yazanların acaba bu aklında mıydı bilmiyorum ama retrospektif olarak yani yıllar boyunca çok daha fazla Star Trek dizisi çıktığında artık bunu fark ediyorsun bir yerde. Abi Star Trek Next Generation'ın köprüsünün bir e, Bayman odası gibi bir böyle anladın mı bir hani bir gentleman club. anladın <laughs> mı deri koltuklar böyle bej renkler eşit bir ışıklandırma böyle olmasının sebebi ışıkçının kötü olması değil yani bir amaç ışıkçının var ya. abi ha, abi biz cool ışıklandırma yapamadık böyle ev salonu gibi oldu burası anladın mı? lüks bir salon gibi oldu değil. Bu insanların savaşçı olmaması, bu insanların sakin insanlar olması. Alternatif evrene geçtikleri anda, tabii ki e, Wolf kayboluyor çünkü Klingonlarla barış yapmamışlar. Taşa yer geri geliyor ama dikkat et, Troy da kayboluyor. Evet, çünkü Troy da kayboluyor. Troy danışma abi? Troy oradaki insanların psikolojileri iyi mi? Düşmanla empati kurduk mu kurmadık mı? Böyle görevleri var. Size <laughs> ne kadar bazen az gözükse de. Evin salonu gibi <laughs> oğlum bu arada dek, yani <laughs> bayağı öyle yani sakin bir yer. <laughs> Tabii tabii abi. Ya Picard'ın yani gerçekten şey gibi ya. E, maç izlemeye falan gidilen lüks mekanlar vardır ya, anladın evet. mı? Böyle otel barı falan gibi birazcık. Yani bir eşi güzel aydınlatmalı, pırıl pırıl, temiz. Ya bunun böyle olmasının çok basit bir sebebi var işte. Star Trek Federasyonu'nun ve bu federasyonda görev yapan gemilerin iki boyutlu savaşçı insanlardan oluşmaması, savaş dışında pek çok opsiyon değerlendirmeye hazır olmaları. Çok basit. Şimdi Star Trek Discovery'nin ışıklandırması Yesterday's Enterprise'daki savaş gemisi gibi ve daha da aşmış hali 2020 senesinde olduğu için. Tabii. Yani ben bugün daha dijital ve benim gibi bir sürü gedikli Star Trekçi ışıklandırmaya bakarak nasıl bir dizi yaptığını anlayabiliyoruz dizilerin. Ya yani anladın mı? Çünkü bu bölüm ya bu açıdan sinematik dil açısından çok etkileyici bir bölüm. Bak gerçekten şey sahnesini herkes açsın baksın. Yani böyle her yani zaman atladığı anda Picard bir anda her taraftan eşit ışık gelmiş böyle e, nasıl söyleyeyim tertemiz ferah ferah gözüktüğü bir görüntüden bir anda yüzünün bir tarafı böyle gölgelerde tabii. bu taraftan böyle mavi ışık geliyor. Buradan Kıyafet bile ışık de biraz değişiyor koyulaşıyor ışıkla beraber de koyulaşıyor da böyle bir. Tabii, tabii. tüm set karanlıklaşıyor tepeye devamlı bir mavi ışık geliyor böyle cool bir uzay gibi yani şöyle söyleyeyim bir anda 10 sene ileriye geliyor. Halbuki Discovery'nin daha fragmanını gösterdiler Discovery'nin daha fragmanında bütün kadraş çapraz. Her taraftan mavi ışıklar herkes... <laughs> Daha ben onu gördüğümde demiştim ki ha bunlar izlememişler ki Star Trek. Yani y ya, yalnız yalnız sadece bu bölüm mü izlediler acaba? Belki <laughs> de i̇şte yanlışlıkla sadece bölüm bölümü izlemiş olabilirler. <laughs> yani çünkü 60'lardaki dizi zaten 60'lar dizisi olduğu için dramatik ışıklandırma hak getire. Yani orası böyle karton evet. kutularla falan bir şeyler yapıyorlar. Onu çok yani orada bile şey var hani karanlık bir şey çekmeye çalışmamışlar. Çünkü orada bile Romulanların ...mesela gemisini çekerler... ...arkaya bir kırmızı ampul atarlar... ...bütün her yer kırmızı gözükür evet. en azından. En azından iki diken koyarsın... ...kırmızı basarsın. Tamam. E, evet evet. Yani <laughs> orada bile Enterprise'ın köprüsü... ...eşit aydınlatılmış tertemiz bir yerdir... ...60'lar karton kültürüyle. Next Generation aslında... ...bu kültürü oturtmuş yerdir. Bu Voyager'da mümkün olduğu kadar devam eder... ...ama Voyager'ın şartları çok iyi olmadığı için... ...o kadar da iyi devam edemez. Ee, ama Next Generation'da köprü... ...köprünün aydınlatması aslında bu işin ruhunun çok temel bir parçasıdır. Sinema dilinin, senaryonun bir arada çalışmasının çok büyük bir göstergesidir. Ee, geri kalan bütün Star Trek işlerinde C.C. Abrams'ı işten tut e, şeye kadar, Discovery'lere, Picard'lara kadar bu yeni çıkan New Trek dediğimiz Kaka Festivali'nde hep böyle cool ışıklandırma. Çünkü millet fragmanına bakıp girecek. Yani arkadaş işte adam 80'lerde de cool ışıklandırma yapabiliyormuş ki. Yani daha cool, daha edgy, daha karanlık. işte inanılmaz dramatik kararlar veriyorlar falan. Yani Yesterday's Enterprise benim için kendisinden sonra gelecek olan ve next year'ın Star Trek'in ne yapmaya çalıştığını anlamayan bütün eserleri bir eleştiri niteliğinde. Çünkü bu bölüm isteyince yapabiliyor onu. Peki şey biz... bilir misin? Şey bir şey video vardı bir tane. Neşet Ertaş'la İbrahim Tatlıses. Ha, evet. beraber şarkı söylüyorlar. Bir, bir video vardı biliyor, biliyor musun? Biliyorum. Hani... Neşet Artaş tatlı tatlı böyle sesini kontrol ederek söylüyor. Sonra hayvan. İbrahim yani. tatlı ses. İbrahim tatlı ses yandan. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim tatlı ses öyle girince Neşet Artaş da sinirleniyor belli ki. O da <laughs> falan dolayı giriyor. Açıyor şeyi. Bizde de ses var Topram'da yani efendiliğimizden hani usulü bu olduğu için yapmıyoruz dercesine. Sonra İbrahim Tatlıses sakinleşiyor videonun geri kalanında. Hani böyle bir... Böyle bir şey oluyor ya şaşırıyor falan. Yani, evet hani bağırmak marifet değil usta orada böyle bir anda veriyor Gördüğüm en sert eleştirilerden bir tanesiydi herhalde benim hayatımda. Bence Yesterday's Enterprise benim için böyle bir eser. Yani Peki. bundan sonrası da bölümün içerisinde olan şeyi konuşmak istiyorum ama bu bölümün meta bir değeri var. Yani bütün diziden koparttığında kendisinden sonra gelecek olan ve anlamayan eserlere Allah belanızı versin al falan gibisinden bir eser yani. Discovery'de latex var mı? Çünkü şundan soruyorum. Karakterleri seksi gösteren bir kıyafet şekli ya yani bir aparat. Hmm. Hani bu seksi gösterme şeyde girmiş mi? Yok abi. Yani? O Voyager'da. Abi şöyle söyleyeyim. Star Trek'te seksi gösterme ee, burada Troy'un memeler. O hep kadar böyle bir evet, evet. Gidiyor geliyor. E, şeyde çok yok. Adını söyle. E, en Eski klasikte mi? Yok yok ya bir sonraki dizinin ismini unuttum şu an demin adını söyleyip durduğum. Deep Space Nine Ha, Deep Space Nine'da yok açıkçası. Deep Space Nine'da nedense nedense değil aslında müthiş bir şekilde Tabii seksi karakter ihtiyaç duymamış. Olmasın. Var bence bir tane seksi karakter ama hani o böyle hani alıcının gözünde yani anladın mı? Ya, anladım. O seksi diye. Yok, ee, olmasın zaten olsun diye demedim de yani Discovery eleştirilerine hani <laughs> bu ışıklandırmaya beraber bu bu zayıflığa düşmüş olabilirler iyice ondan merak ettim şöyle şimdi tabii Voyager en azı da Discovery dönemi artık Social Justice Warrior Netflix dizileri dönemi ya orada özellikle düşmüyorlar ona Hı. ama öyle bir düşmüyorlar ki yani orada da onun ekmeğinin yargısını anladın mı yani, ya, yani sexy yani. kadın koymamak marifet olduğu için aman abi hiç seksim kadın koymuyorum tarzılar orada biraz yani yapmacıklık bence Discovery'de her türlü hissediliyor ama bunu Discovery'de konuşuruz yoksa Star Trek'in geçmişinde çok şey çok fena Voyager'da ilk kadın kaptan falan diyorlar iki sezon izlenmeler herhalde o ara çok iyi gitmiyor televizyonda hemen Star Trek tarihinin en dar elbisesiyle <laughs> Star Trek tarihinin en seksi en memeli kadını getiriyorlar Doğru. ve böyle sezonun sonuna kadar şey dizinin sonuna kadar kesinlikle o mesela Star Trek üniforması değil aslında üstündeki yani o üniformayı bir noktada değiştirmemesi için hiçbir sebep yok hani bacım al belin sıkmıştır al şunu giy bir ferah bir şey giy diye bir şey diye. demiyor hiç kimse <laughs> Pamela Anderson'ı oynatıyorlar ha. Dizinin sonuna kadar öyle takılıyor. Daha da ondan sonra Star Trek Enterprise geliyor. Star Trek Enterprise'de zaten memeleri şurada bir Klingon, şey Cem'de şey ee, Klingon diyorum özür dilerim. E, Spock'ın ırkı neydi? Vulkan. Vulkan, Vulkan ama memeleri burada abi. Kız ağzını yani böyle bastırarak konuşuyor yani anladın mı? Bir şey pardon ben de konuşacağım falan deyip memelerini zar zor tutacağız aşağı bastırın. Belinde de öyle bir sıkmışlar ki nefes de alamıyor. Zaten sürekli bir de Vulkan pozunda böyle. Of çok kötüymüş ya. Yani Star Trek'in yoksa geçmişinde şey var canım. E, ee, nerd çocuklar da evine ekmek götürsüncülük var açıkçası. Yok değil. Ee, oraya oraya düşü, düşüyor. Star Trek'te Aynen. bu var. Okey. Okay, ama Enterprise, bu arada gerçekten bir Discovery parodisidir bunu söyleyebilirim yani anladım dediklerini anladım ya zaten Discovery'den o kadar çok bahsedince artık e, ufak ufak oturuyor kafamda Elde bu bölümle beraber oturdu hatta burada da bir kadın kaptan var aslında Enterprise C e, karşılığına geliyor geçmişten bir hayalet muhabbeti dönüyor hatta <laughs> e, oradaki kaptan kadın e, hatta yanındaki onun e, number one'ı da Castillo diye bir abimiz onda zaten Riker'ın mirroring yapmışlar. Hemen böyle gidiyor, evet. taşaya yazıyor falan. Böyle bir seksilikler, bir şeyler. Ee, ama tabi burada yani dizinin e, ufak tefek işte kozmetik olayları, diyaloglarından falansa ben biraz daha şeye odaklanacağım galiba. Yani ben hep bütün dizi şu sorguyla izledim gerçekten. Yani e, insanlık mı devam edecek yoksa bir insanın hayatı mı değerli? Yani insan mı önemli, insanlık mı sorgusuna devamlı gidiyor Picard ve Picard'ın burada çok ilginç Guinan geliyor bir tek Guinan kendisi sadece kalıyor çünkü Guinan bu geminin bir savaş gemisi olmadığını bir barış gemisi olduğunu işte 80 sene önce oluyor galiba olay işte 80 sene önce bu olay olmasaydı 40 milyar kişi ölmeyecekti diyor ve bunu da ama Picard'ı ikna etmeye çalışıyor Picard ikna oluyor çok hızlı şimdi Picard'ın e, dinleyen biri olduğunu biliyoruz ama bir yandan da kendi sezgilerine çok güvenen karar almasına çok güvenen biri olduğunu da biliyoruz Acaba bu Gaina'nın bir gücü mü? Yani biraz böyle şeye gittim. Acaba burada büyü mü kullanıldı? Yani şimdi Gaina'nı hala ben tanımıyorum. Sen izledin ama hep bu ikilemle izledim. Ama bir yandan da bu kararı bu kadar hızlı alabilmesi çok iyi. Çünkü şu sorgulamaya geliyorsun. Yani tamam ben, öl ben öleceğim ama la ben yaşıyorum şimdi. Benden 80 sonra biri yaşasa niye benim umumda olsun? Bunu da diyebilir yani. Sonuçta insansın. Ama bunu da demiyor. Demek istemiyor ve o gemiyi Taşa ile beraber Taşa da işte diyor ki benim ölümüm anlamlı olsun bari bana izin verin. Ben onları stratejik şeye vereceğim. Ve aslında tabi e, klasik şey paradoksuna giriyoruz burada. Taşa olmasa acaba o savaş orada dönebilecek mi? Klingonlar Romulanları yenip Klingonları kurtarıp Klingonlar insanlarla barış yapıp kimse ölmeyecek mi falan kısmı da o işin loop'u. Ya yani orada da tıkanıyoruz biraz. O biraz şey abi işte. Evet yani Taşa'nın oradaki varlığı meğer işte bizi bu güzel günlere taşımışçılık biraz var. Çünkü Taşa iki sezon önce bok gibi çuval gibi öldü ya kızacağız. Yani, <laughs> evet ya. yani bir, tak, bir tık orada karakterin de hakkını verilimcilik var burada. <laughs> yani, yani, iyi etmişler hoş olmuş. Ee, öte yandan hani bunu da paralel bir evrende verdikleri için aslında hani karakterinde şey değişmiyor. Ee, ne derler? Zaten ölüyor diye geliyor. Orijinal ölümü de geri almıyorlar. Yani o da güzel. Evet. Hani aman biz bir hata etmişiz gibi de değil. Öte yandan aslında bak tanısanız çok iyi insan da yapıyorlar paralel evren. O da güzel. Yazı aralık evet, etkisi de ya. çok büyük yani. Ya, senin dediğinle alakalı da şöyle bir durum var. Ee, Star Trek Enterprise'ların hepsi keşif gemisi ve hepsi sonuçta birbirlerinin loglarına sahipler ya. E, burada o ikna olmayla alakalı şöyle bir durum da var. Şimdi Picard muhtemelen bir grup Klingon'la çıv 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 diye kapışıyorken Guinan gelse dese ki abi var bir sıkıntı. Picard belli ki Guinan'a şu ya da bu sebepten bilmiyoruz. Çok aşırı güveniyor. Yani belli ki hani böyle bir şeyler yaşamış onlar artık. Yani canını mı kurtarmış? Bir takım maceralara mı girmişler? Çok güveniyor. Eyvallah. Ama düz bir çatışma durumunda böyle abi Guinan hatalı diyor kalkın falan olmazdı bence. Burada şöyle bir durum var. Zaten bir çatışma var. Guinan geliyor diyor ki bir tuhaflık var ve çok önemli bir şeyden bahsediyor. Gemide çocuklar yok diyor. Şimdi orada diyalog tercihi bence çok etkileyici. Yani evet. Hani böyle aman abi bir şeyler yanlış falan demek yerine gemide çocuklar olmalı. çocuklar nerede diye soru sorması harbiden ya delirmiş ya da başka bir şey görmüş yani oradaki diyalog açıkçası etkileyici çünkü kaptan da şey oluyor ne çocuğu ya savaş gemisi olmasa savaş hani <laughs> ama işte ama kadın çocukları soruyor bir yandan gelmiş ciddi ciddi onun oradaki o gerginliği bence etkileyici e bir de tam o anda zamanda anomal olup geçmişten gemi gelince yani tabii ki Picard içinde bulunduğu durum bunun farkında yani onu hemen sorgulayacak birisi değil ama öte yandan Enterprise'ın da kaptanı yani Picard yine Picard. Yani şunu düşünsene birisi gelmiş çocukları soruyor. zamanda bir tuhaflık var diyor. Tam doğanda zaman anomalisinden Olay. başka bir Enterprise geliyor. Ya orada zaten dersin ki tuhaflık var. Yani şey iklim edecek savaşçı... şartları oluştu diyorsun. Evet evet yani savaşçı bir kaptan olduğu için bir Denyo'ya dönüşmüyor bence hemen ee, Picard veya bu, bir e şey... dönüşmüyor aslında da işte şeyi e, bu kadar Guinan sıradan biri gibi ya bir yandan da yani bir türlü tabii, belki de karakteri konumlandırmakla ilgili yani bir yandan da şu çok değerli tabii paro sözünü kestim biraz ama e, Guinan gibi aslında restoranda çalışan ama bir şekilde önemli olduğunu herkese eşit önemi veriyor ya Picard de öyle görüyor olabilir bu çok güzel bunda hem fikirim zaten Denyo gibi olduğunu da düşünmüyorum ama Yine de hızlı ikna alması da da bir sorun olmasa da Gai'nin bir gücüm var acaba. Buna böyle hani Gai'nin demese bunu başka biri dese sence ikna olur muydu pek? Yani Riker bunu hissetti ya da Riker böyle bir ya ben hissettim hocam. Yok, abi, i̇lginç birisi olması lazım bunun datadır. Anladın mı? Yani ya böyle şimdi çünkü Gaynen farklı bir ırktan falan yani sonuçta bu gerçek değişmemiş belli ki. E, belki Q ile yaşadıkları deneyimler de duruyor. Q'nun Gainan'dan korktuğunu falan da Picard bir iki kere gördü ha, belki. Gerçi evet ya. Onu olabilir bak. Onların çünkü ikilinin şeyini de gördü onlar. Aralarında bir Orada şey evet ırkının belki de anlattığı konuda ikna edici olma becerisi de vardır. Çünkü Gainan zaten dizide ne zaman bir yerde sahneye çıksa her zaman bir danışman rolünde diğer karakterlere karşı da. Belki Betazoid'lerdeki gibi güçleri de var Gainan. Zaten mysteries bir karakter. Çok açıklanmıyor. Hı hı. Evet. Öte yandan işte sonuçta şeyi unutma ya bu bir bilim bilim gemisi en azından aslında tuhaf bir şekilde bilim gemisinden savaş gemisine dönüşünce bir tek Worf eksilip yerine taşa gelmiş. Hani aslında Tata'nın falan da orada olması lazım belki de artık bu saatten sonra. Evet. Ama hani o kadar oynamamışlar. Neticede zeki insanların olduğu bir gemi. Zaman bükülmesi de ilk kez yaşadıkları bir şey değil. Evrende muhtemelen çok kere kaydedilmiş bir şey zaman bükülmeleri. Haliyle orada adam artı bir yapıp Guinan'a güvenmeyi seçiyor olabilir. Bu arada tabii. Diğer... De, Gader, Gader de olabilir. Belki de Gader. Gader böyle, Gader böyle şey ettir diyor yani. Yanlış yoldayız. Gader'dir diyor. Olabilir. Ama tabii şey de güzel orada. Ya, Enterprise C işte onun kaptanı da Picard'ın. Picard gibi yani. Castillo da ne kadar çapkın gözükse de işte Riker gibi. Yani hep böyle e, teknik taktik. Yani, Taşa da hemen oraya adapte oluyor. E, o da aslında ölümünün anlamlı olmasını istiyor. ve Belki de herhalde işte bu insanlık tarihine geçecek bir savaş olduğu için burada bahsedilen savaş ilk kez bir kaybın bir geminin bile bile kayba gitmesinin insanlığı kurtarmasının mantıklı olduğunu bize anlatabilen bir kurgusu da var. Yani sonuçta taşa zaten ölü ölü olmasa belki sıkıntı olabilirdi çünkü Picard hep yanındakileri koruyan bir yapıda ya. Hani sen ölemezsin. Daha geçen Riker'ı hemen korudu. İşte Tabii. öbür gün Datayı yollamadı. Datayı parçalayıp belki de denek yapacaklardı. Kurtardı. Yani e, yanındaki rütbeli askerlerini asla terk etmeyen biri Picard. Etmezdi. Ama Taşa'nın öldüğünü bilmesi e, ve bunun anlamlı bir hale gelecek olması kurgu olarak çok iyiydi bu bölümde. O biraz tabii Taşan'ın karakterini de burada yükselttikçe yükseltmişler böyle. Tabii. Yani aslanlar, kaplanlar gibi birisine dönüşmüş bence hani biraz da uğurluyoruz ya onu böyle hani kör oldu. badem. kör <laughs> var yani. Çünkü tamam hani Cesur Kız da iyiydi falan da 3 bölüm 5 bölüm gördük zaten. Hani evet, bu kadar show yani. birisi olduğunu görmemiştik. E i̇şte bir tık o, işte zaten şey var dediğim gibi. Hani post travmatik stress disorder övgüsü de var yani böyle bir artık hani iyi uğurlayalım diye anılsın. E güzel. Yani Taşa'yı da bence iyi işlemişler. Taşa'nın ölüm kararı bence mesela Picard'ın inanma kararından daha şey. Taşa böyle ne münasebet ben niye ölüyorum ya falan falan diyebilirmiş. Demiyor. Bir yandan Gaynan'ın kendisini tanımaması falan belki de onu da şok ediyor. Yani e, o açıdan kamera belki çok anlatmıyor kendisini ama sen düşünsen bir gün eve geliyorsun ve herkes böyle şey bakıyorsun hani. <gülüyor> 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 Şoka ya, girersin. <laughs> evet yani belki orada kadın da kendisini sorguluyor biraz. Evet. Ama işte birazcık evet yine konu şeye bağlanıyor yani Enterprise gemilerindeki e, insanlar daha büyük ve daha iyi olan bir şey için kendini feda etmeye de hazır aklı çalışan dinlemeye hazır vizyonu geniş insanlar falan gibi böyle de bir genel bir övgüyle hayat devam ediyor açıkçası. Aynen böylece Taşa'yı da yolladık. Bu arada dizi O'Brien'i unuttu. Ee, O'Brien görmüyoruz bu sezonu. Unuttuk gitti. Yani adam böyle bir gazlandı ikinci sezonun sonuna doğru. Geliyor gidiyor kopacak derken. O'Brien yok ortalıkta. Arada bir iki görüyoruz sonra yok oluyor. Poker falan oynuyor. arada. E, tamam canım yani o da bence okey yani. Şimdi geri geliyor bazı bölümlerde Troy'u da görmüyoruz abi. Troy kadar var en azından. O'Brien. Troy konusunu zaten konuşmuştuk ya. Yani yanında duruyor gidip kullanmıyorlar. Sonra yok adamın zihnini okuyacağız diye geziyorlar ortalıkta. O biraz salak. Mahkeme bir... bölümüne en azından dahil ettiler Troy'u yani. Evet. Yani. Böyle falan. Arada atlıyor. Ya işte şey yan karakter enflasyonu var canım şeyde. Ee, bu, bu, bu evrende açıkçası. Dengesini bulamadılar. Evet. Ekleyeceğim bir şey yoksa bölümde kapatıyorum. Üçüncü sezon 15. Bölüm. Yok abi yani şöyle. Bence bu bölümün içerisinde olan bitenleri çok konuşmadık. Çünkü dediğim gibi benim kafamda artık Yesterday's Enterprise'ı ben her izlediğimde bu bölümde Picard ve adamlarının silip normale döndürtmeye çalıştığı şey artık Star Trek Discovery'ler falan sayesinde asıl Star Trek olması bana çok koyuyor. Yani ben bugün Yesterday's Enterprise açıkçası izlerken sen biraz kıl oluyorsun tabii şimdi bakın. Eleştiri dışında bir şey izleyemiyorum yani anladın mı? Ya şöyle düşün bak benim gözümde bugün bu bölüm boyunca Picard'ın falan abi çok yanlış her şeyi eski haline döndürmeliyiz aa falan diye uğraştığı şey 3. sezonla onay aldı abi yani artık anladın mı? Doğru doğru. Yani ben de orada olsam muhtemelen senin gibi düşünürdüm bu arada. Sinir, sinirim kalkardı. Evet evet. Yani o bütün J.J. Abrams filmleri J.J. Abrams'ın o ikinci Into the Darkness filminde Spock'ın böyle falan demirle tokatladı sahneler falan var böyle. Ne yapıyorsunuz abi? Bir ara şey Akın. yapalım o zaman. Bir noktada böyle filmlerin timeline'ını bilmiyorum ama denk geliyorsa bunun bir arasına filmlere bakıp araya böyle bir gömmeli yayın atabiliriz. Belki hatta dikey çakış bile yapabiliriz yani. Yapabiliriz. Yapabiliriz kesinlikle. Yani dikey çakılacak kadar kötü olmamakla beraber Star Trek açısından yani böyle çok kötü filmler değil Star Trek filmleri bence. Into Darkness çok kötü. Bilmiyorum. Abi konuşalım bunu düşünelim <laughs> Tamam an. bunları bir izleyip bir düşünelim konuşalım. Herhalde, herhalde ne oldu mu fark ettim şu anda. Okay. Aynen. Bunlar bunda konuşacak konular var belli o filmlerle ilgili. Okey bu bölümü kapatıyorum. Ve e, bu bölümü kapatırken e, bildirimleri takip etmek için çana tıklayın. E, lütfen Star Trek videoları devam edecek. Ve esas benim için önemli olan bir sonraki bölüm Offspring. Bilmiyorum herhalde A Measure of a Man'den beri benim kendimi kaybettiğim bölüm oldu. Senin için de öyle midir bilmiyorum ama baya bence bir sonraki bölümde bunu konuşacağız. Offspring bölümünü o bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşmek üzere.